Sevgili YouTube izleyicileri hepinize merhaba. Bir hafta ara verdik. 2023'ün ilk yayınıyla karşınızdayız. Azıcık dinlendim. Teşekkür ediyorum sebatınız için. Bu hafta, önümüzdeki hafta satışta müşteri ilişkileri yönetimini konuşacağım. Ona hazırlanırken bu kanalda iknayı konuşmadığımızı fark ettim. Ve o yüzden de bu videoyu çekmeye karar verdim. İkna ile ilgili, ikna etme sanatı ile ilgili, yani retorik ile ilgili seri videomuzun ilkine başlıyorum. İkna nedir? İkna nedir? İkna ne değildir? Anlatmak değildir, sunmak değildir, sadece önermek değildir, sipariş almak değildir sadece, pazarlama değildir, manipülasyon değildir. Anlatabiliyor muyum ya? Önce ne değildir? Buna bakmak lazım. Çünkü bazen bununla karışıyor. Monolog değildir keza. Monolog değildir. İkna müzakere sürecidir. Karşılıklı öğrenme sürecidir ve bir diyalog gerektirir. Diyalogtur. Birinden diğerine doğru akan bir şey değildir. O yüzden bir fikri kabul ettirmek değildir ikna. Ve ikna gücüne her rolümüzde ihtiyacımız var bizim. Yani ebeveyn rolümüzde, anne babayken, işte kardeş rolümüzde, değil mi? Hangi işte çalışıyorsak, satışçıysanız, satın almada çalışıyorsanız, lidersiniz, yöneticiyseniz, hiç fark etmiyor. Rolünüzden bağımsız. Aslında işteki liderlik iknadır. Yani liderliğinizin kapasitesini ikna kabiliyetinizle de artırabilirsiniz kuşkusuz. Ve burada ikna edici açısından şunu söylemek istiyorum. İkna edici kişi kaybetmez. Ya kazanır ya öğrenir. Anlatabiliyor muyum? Yani yeni yollar aramaya çalışır. O yüzden bir öğrenme sürecidir ikna. Ve burada birçok şey var konuşabileceğimiz ikna ile ilgili. Tek bir şey bırak Selmin. Neyi bırakırsın derseniz, güven yaratmayı bırakırım. Güven yaratmak için iki tane şeye ihtiyacınız var. Bir, o konudaki uzmanlığa. İki, ilişkilere ihtiyacınız var. Eğer uzmansanız ve ilişkilerinizde iyiyseniz güven yaratabilirsiniz. Bunu kastediyorum. O konudaki uzmanlığınızla ilgili kendinize şunu sorun. Bu konuda yeterince entelektüel olarak yeterli miyim? Bilgi seviyem nasıl? Bunu kendinize sorun lütfen. Ve diğer insanlara sorun. Bu konuda beni gerçekten uzman olarak görüyor musun? Benim bilgime, uzmanlığıma güveniyor musun diye sorun. Onlar bunu size söyleyeceklerdir. Bir boşluk varsa eğer burada, bunu kapatabilirsiniz. Artık gerçekten bilginin güç olduğu bir toplumda yaşamıyoruz. Öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Kaynaklar sınırsız. Herkese açık ve ücretsiz. Kendinizi doldurabilirsiniz, okuyabilirsiniz. O konudaki uzmanlarla çalışabilirsiniz. Profesyonel olarak çalışabilirsiniz. Ve o konuda iyi olan yataylarınız, mesela şirketler açısından düşündüğümüzde yataylarınızdan öğrenebilirsiniz. Bunu nasıl yapıyorsun? Bunu nereden öğrendin? Ben bunu nasıl daha iyi öğrenebilirim diye sorabilirsiniz. İki dedim, ilişkileriniz. İlişkiler iknanın en önemli parametrelerinden bir tanesi. İnsanlar beni yeterince destekleyici, güvenilir ve yardımsever buluyor mu diye kendinize sorabilirsiniz. Ve insanlara sorabilirsiniz. Sence ben uyumlu biri miyim diye sorabilirsiniz. Check edebilirsiniz güvenilirliğinizi. İşimi yaparken güven yaratma tarafımı nasıl görüyorsun diye yöneticinize sorabilirsiniz. Yataylarınıza sorabilirsiniz. Ailenize sorabilirsiniz. Partnerinize sorabilirsiniz. Aynalarınıza sorabilirsiniz kısacası. Ve kendinizi bu anlamda geliştirebilirsiniz. Buradaki boşluğu nasıl doldururuz Selmin? İlişkilerinize yatırım yaparak, orada aktif bir çaba sarf ederek, kararlı olarak yapabilirsiniz oradaki boşluğu. Kuşkusuz güven zamana dayalıdır. Adanmışlık gerektirir, sadakat gerektirir, kararlılık gerektirir, çaba gerektirir, eylem gerektirir. Şimdi ben işte bugün pazar, videoyu çekiyorum size. Bugün boşluk buldum.
Instagram'da şöyle bir dolanırken rakiplerden birinin postunu gördüm. Benden çok daha fazla takipçisi var, işte daha fazla ödülü var ve ikna ile ilgili bir post atmış ve şöyle diyor: İnsanların zayıf yönlerini kullanın. Tam tersini söyleyeceğim. Bu doğru bir bilgi değil. İnsanların zayıf yönlerini kullanarak onları ikna edemezsiniz. Çünkü 4 tane tuzaktan bahsedeceğim. İkna etmemek için hakikaten bunları yapmak lazım yani. İkna etmenin önündeki 4 tuzak. 1. Görüşleri ısrar ederek ifade etmek tuzaklardan bir tanesidir. Bu ısrar bazen insanların zayıf yönlerini kullanmakla ilişkilendirilerek manipülatif bir etkiyle ikna etmenin önemli olduğunu söylüyor. Yani birçok kaynakta görüyorsunuz. Bu manipülasyon, bu ikna değil. Şimdi neden? Sadece kendi fikrimce söylemiyorum. Birincisi, sosyal psikolojide iki tane önemli kavram var. Bir tanesi reaktans. Reaktans nasıl çevrilmiş Türkçe'ye? Tepki, tepkinlik diye çevrilmiş 1966 yılında Birem tarafından. Sosyal psikoloji biraz eğer biliyorsak buradaki zorlamanın, ısrar etmenin ters tepeceğini biliriz. Çünkü ne diyor Birem? İnsanlar özellikle kendileri için bir faydaları varsa, ikna edicinin bir faydası varsa ve orada zorlamaya giriyorsa tam olarak buna tepki gösterir, direnç gösterir diyor. Bu bir. İkincisi, bir bilişsel uyumsuzluk baktığınızda. Ne o? Kognitif disonans İngilizcesi. 1957 yılında Festinger tanımlamış bilişsel uyumsuzluğu. Israr ettiniz, ısrarlı çabalarda bulundunuz, belki onların zayıf noktalarını kullandınız ve orada bir zorlamaya gittiniz ve üstüne de bir de almadığında suçlamaya gittiyseniz eğer, insanlar kendi yönlerinin olumlu taraflarını ortaya çıkaran insanlarla iyi ilişkiler kururlar ve ikna olurlar. Dolayısıyla buradaki zorlama tam tersi kopuşu getirir beraberinde. Kaçar yani insanlar bilişsel uyumsuzluk yaşadıklarında. O yüzden burada ısrarcı olmayın. Kararlı olmakla ısrarcı olmak arasındaki dengeyi gözetin demek istiyorum. Evet, ikna etmedeki ikinci tuzak. Taviz vermede zorlanmak. Eğer esnek değilseniz taviz veremezsiniz. Ve insanlar esnek olan insanlara taviz verirler. Yani siz ne kadar esnek olursanız ikna ettiğiniz kişi de o kadar taviz verir. Çok net. 3. Bunu satışçılardan çok duyuyorum. İknanın iyi argümanlarla olduğunu zannetmek, bunu varsaymak. Argümanlar sadece araçtır. Ben de şu anda sizi bir konuda ikna etmeye çalışıyorum. Bazı araçlar kullanıyorum, değil mi? Bunu yaparken kuşkusuz sadece araçlar yetmez. Bir şeyi nasıl söylediğiniz, bir eylemi nasıl gerçekleştirdiğiniz, davranışınız ve tutumunuz, attitude'unuz önemlidir. Seçtiğiniz kelimeler, sahiciliğiniz, hakikatiniz, enerjiniz çok çok önemlidir. O yüzden sadece argümanlarla ikna edemeyiz. 4. İknanın tek seferlik bir çaba olduğunu düşünmek iknadaki tuzaklardan sonuncusu ve en önemlilerinden biridir. Çünkü iknayı daha çok tek seferlik bir şeymiş gibi, bir olaymış gibi gören insanlar var. Bu böyle çok gitsin zihniyeti gibi bir şey. Öyle değil. Eğer bu bir ilişkiyse belki tenis maçına benzetilebilir. Bu bir diyalogsa tenis maçına benzetilebilir top. İki kişinin arasında gider ve gelir. Tek kişinin elinde değildir. Unutmayın, fikrimizi birine zorla kabul ettirmeye çalışmıyoruz. İkna sürecini işletiyoruz. Serinin ikinci videosuyla başka maddeleri sıralayalım derim. Şimdilik bu kadar diyelim. Paylaşmayı, beğenmeyi, abone olmayı tabii ki unutmayın. Çok teşekkür ediyorum.